Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki mevzilerine havan ve silahlarla Azerbaycan'ın Tavuz, Gedebe ve Taşkesen bölgelerine ateş açtığını bildirdi. Karabağ'da Ermeni ordusu tarafında savaşan PKK teröristleri gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 12 PKK terörist öldürüldü. Teröristler daha çok Hocavent yönündeki operasyonlar sırasında öldürüldü. Teröristlerden birinin kendini havaya uçurduğu bildirildi. Karabağ'da öldürülen teröristlerin sayısı 22'ye ulaştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü çatışmanın şiddetlendiğini söyledi. Ermenistan'a göre bugün Azerbaycan ordusu gün içinde çeşitli yönlerde saldırılar düzenlemektedir. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arsrun Hovhanisyan dün düzenlediği basın toplantısında bu ormanlar ve vadiler bazılarının Şuşa'ya ulaşmak için çok az kaldığını söylediği bölgelerdir dedi. Konuyla ilgili aynı zamanda Ermeni yetkililer Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesinin an meselesi olduğunu doğruladılar. Azerbaycan Başsavcılık Basın Servisinden yapılan açıklamada 1995 doğumlu Paşayev Niftalı Salim Oğlu'nun 28 Ekim 2020'de Berdin'in orta kesiminde bir roket saldırısında ağır yaralandığını, bugün ise tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi. 27 Eylül tarihi itibariyle Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillere yönelik ağır top atışları sonucunda 405 sivil yaralandı. Bunların 43'ü yoğun bakımında. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimlerinin sonuçları güncellendi. Son sonuçlara göre Demokrat adayı Joe Biden 70.106.608 oy, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 67.356.298 oy kazandı. Böylelikle Biden'ın seçim kurulumunda 248 oyu ve Trump'ın 214 oyu var. Seçimi kazanmak için herhangi bir adayın 270 oy alması gerekir. Türkiye'nin İzmir kentinde meydana gelen şiddetli deprem sonrasında 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Felaket sırasında yıkılan binalardan sorumlu müteahhitler ve bilim adamları tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. İzmir'de 10.287 binada araştırma yapıldığına dikkat edilmelidir. 124 ağır, 119 orta ve düşük hasarlı 730 bina belirlendi. Kritik durumdaki 124 bina derhal yıkılacak. Depremde 114 kişi öldü ve 1035 kişi yaralandı. Dünya çapında toplam yaklaşık 500.000 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü ve 35 milyon kişiyi iyileştirdi. Virüs Asya'da 15 milyon, Kuzey Amerika'da 12 milyon, Avrupa'da 11 milyon, Güney Amerika'da 10 milyon ve Afrika'da 2 milyon kişide tespit edildi. Vaka sayısı bakımından ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'dır. Rusya'da yaklaşık 2 milyon, İran'da 646.164, Türkiye'de 384.509, Ermenistan'da 97.150 ve Gürcistan'da 46.817 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşan 59.509 kişiden 780'i hayatını kaybetti ve 45.697'si tedavi edildi.